Çok değerli rektör yardımcım, değerli dekanım, müdürlerim, kıymetli meslektaşlarım, değerli misafirler, çok sevgili öğrencilerimiz. Beykent Üniversitesi bu tömerin geleneksel söyleşilerinin ikincisine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün aramızda konunun uzmanları, çok değerli hocalarımız bulunmaktadır. Hep birlikte bizim Yunus'u, Türkçemizi ve Türkçemizi konuşacağız. Biraz sonra sözü kendilerine bırakacağım. İnanıyorum ki hocalarımız sunumlarıyla bizlere çok kıymetli bilgiler verecekler ve bizleri aydınlatacaklar. Değerli misafirlerimiz, bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO vefatının 700. yılı nedeniyle Yunus Emre'yi de 2021 yılı anma ve kutlama yıl dönümleri arasına almıştır. Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlanan bir genelgeyle de 2021'in Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe yılı olarak kutlanmasına karar verilmiş. Bu karar 30 Ocak 2021 tarihli resmi gazetede de yayınlanmıştır. Genelgede de belirtildiği gibi Yunus Emre şiirlerinde insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işlemiş ve bu şiirlerle tüm insanlığa seslenmiştir. Hem de dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin. Yunus 72 millete bir göz ile bakmak ilkesi ve evrensel insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle dünya hümanizmine de katkılar sağlayarak insanları ortak değerler etrafında birleştiren çağının çok ötesinde bir şair olmayı başarmıştır. Yunus Emre'nin ve kendisi ve şiirleri üzerine pek çok bilimsel hatta amatör tarzda çalışmalar yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir. Çalışmaların devam etmesi doğaldır çünkü Yunus bir okyanustur. Onun yazdıklarını okumak yetmez. Onları okurken tefekkür etmek gerekir. Şiirlerinde insancıl, samimi, hayatın içinden unsurlar, özgün söyleyişler, bütün bu kavramlar onu ölümsüz kılmıştır. Sadece Türkler arasında, Türk coğrafyasında, Türkiye'de değil, bütün dünyada tanınan, bilinen çok büyük bir değerdir. Değerli hocalarım bilirler, biz yıllarca yabancılara Türkçe öğretirken, çeşitli dil bilgisi konularını anlatırken örnekler veririz ve ben mutlaka o örneklerin arasına Yunus Emre'den dörtlükler şiirler koyardım. Benim dilim kuş dilidir, benim ilim dost dilidir, ben bülbülüm, dost gülümdür, bilin gülüm solmaz benim. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız, cümle alem birdir bize. Hiç unutmam, yabancı bir öğrencim ülkesine gittikten yıllar sonra bana bir mail gönderdi ve işte çok üzgün olduğunu, çünkü çok fazla öğrendiği halde pratik yapamadığı için Türkçeyi unutmaya başladığını dan bahsetti üzülerek ve sonunda da şöyle bir şey yazmıştı. But I will never forget this. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Bu hatıra ne vakit aklıma gelse gerçekten hem çok mutlu oluyorum hem de hüzünleniyorum. Yani diyor ki ben bütün Türkçeyi unutsam bile, yarısını da öğrenmiş olsa bile bunu aklımda tutuyorum. Evet, biz biliyoruz ki kültür hayatımızda hocalarım çok daha iyi bilirler. Birden çok Yunus var. İşte bizim Yunus var, derviş Yunus var, miskin Yunus var, aşık Yunus var. Edebiyat ve dil araştırmacıları bu konular üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Benim nacizane fikrim şu. Hakka, hakikate ulaşmak gayesiyle yola çıkan bütün Yunuslar kabulümüzdür. Ve bütün Yunusların başımızın üstünde, gönlümüzde yeri vardır. Şimdi ben çok uzatmadan sözü hocalarıma bırakmak istiyorum. İlk konuğumuz Profesör Doktor Fatma Açık hocamız. Hocamız dil ve kimlik başlıklı konuşmasını yapacak. Fakat müsaade buyurursanız o hocamla ilgili hocamın çok böyle büyük hocalarımın çok uzun özgeçmişleri var ama ben kısaca küçük birkaç bir şey söylemek istiyorum. Fatma hocamız Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitim Bölümünde yüksek lisans, Mirza Ulubek namındaki Taşkent Devlet Üniversitesi
Filozof, değil mi? Filoloji Fakültesi'nde doktor eğitimini tamamladı. 1990-96 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı. 96-99 yılları arasında Taşkent Cihan Dilleri Üniversitesi Tercümanlık Fakültesi'nde, 2001-2006 yılları arasında ise Gazi Üniversitesi Tömer'de okutman olarak görev yaptı. 2006 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitim Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 2008 yılında doçent, doktor, 2013 yılında da profesör olarak profesör oldu ve halen aynı görevde, aynı üniversitede görev yapmaktadır. Türk dünyası genelinde sosyal ve kültürel hayat, Özbek dili ve edebiyatı, yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, dil politikaları ilgi alanlarıdır. Özbek edebiyatı ile ilgili biri aktarma toplam 3 kitap, 16 kitap bölümü, Uluslararası Endeksi ve Hakem dergilerde Özbek dili ve edebiyatı ile Türkçe öğretimi üzerine 35 makalesi, Uluslararası 42, Ulusal 6 sempozyum kongre bildirisi ve ulusal dergilerde yayınlanmış 8 makalesi bulunmaktadır. Bunlar öyle hızlıca söyleyeyim de geçelim diye. Daha çok uzun ama ben burada kesiyorum müsaade ederseniz ve sözü kıymetli hocama bırakıyorum. Değerli hocam, 15 dakika konuşmanızı tamamlarsanız çok memnun oluruz. Çünkü sonunda soru sormak isteyen yahut katkıda bulunmak isteyen varsa onlara da biraz söz vermiş olalım. Buyurun değerli hocam. Teşekkür ederim. Öncelikle Beykent Üniversitesi Tömer'e beni davet ettikleri için bu panele teşekkür ediyorum. Tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Ali Şeylan Bey kısaca tanıtacağım dedi ama uzun tanıttı. Fakat ben yine de ben kimimle başlayacağım. Ali Bey benim akademik kimliğimle ilgili konuştu. Oysa ki ben Mehmet'in Abdullah'ın ablasıyım, Leyla'nın kardeşiyim, Vesile'nin kızıyım. Türkçe eğitimi bölümünde hocayım ama aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün hocaları için hala bir öğrenciyim. Onların öğrencisiyim. Nihal'in arkadaşıyım. Bunu daha çok çok uzatabilirim. Buradaki Semih'in danışmanıyım mesela. Fakat tabii ki insanı diğer insanlardan ayıran bireysel farklılıkları var. Türkiye'de en fazla kullanılan isim Fatma. 4 milyona yakın Fatma varmış. Fatma Açık Gazi e-postasını kullanan da iki Fatma varız. Onun için benim Fatma için yanında bir var. Beni diğerlerinden ayıran tabii ki parmak izim, göz rengim, ten rengim, göz retinam, DNA'm. Peki milletleri birbirinden ayıran nedir? İnsanları birbirinden ayıran bu tür özellikleri var ama milletleri, ırkları birbirinden ayıran nedir diye baktığımızda tabii ki karşımıza dil ve kültür geliyor. Dünyamızda 100 milyara yakın insan var. 7 ila 8 bin arasında dil konuşulduğundan bahsediliyor. Bu dillerin kimisi birbiriyle akraba, kimisinin hiçbir akrabalığı yok. Fakat bu kimliğin temel bileşimleri arasında dil çok önemli bir konu, bir noktada olduğu için biz bugün sizinle dil ve kimlik ilişkisi üzerinde konuşacağız. Şimdi kimliğin iki temel bileşeni var. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi dil ve dil aslında kendini tanımlama ve toplumda belirli bir yer edinme noktasında rol oynuyor. Ama ondan daha önemli olan bir aidiyet duygusu var. Kendini tanımlama ve toplum içinde belirli bir sıfatla toplumsal olarak tanınma hem insana özgü hem de insani bir ihtiyaç aslında. Kimlik bireyin kendisi ya da başkaları adına söz gelimi yalnızca adını söyleyerek açıklayabileceği bir olgu değil. Kim olduğumuzu tanımlarken, statümüzle ilgili açıklamalar yaparken dayandığımız değerlerin önemli bir bölümü toplumsal olarak belirlenmiş ölçütlere dayanıyor. Bu bağlamda aslında toplumsal kimlikten, etnik kimlikten, dini kimlikten, cinsiyet kimliğinden, grup kimliğinden kimliklerine sahibiz ve bunlardan bahsedebiliriz. Ama bizim için önemli olan şu anda toplumsal ve kültürel kimliğimiz olduğu için bu nokta üzerinde duracağız. Toplumsal kimlik bireyin kendini belli bir grubun üyesi olarak görmesiyle kazandığı ve ait olma duygusunu yaşadığı kimlik. Kültürel kimlik ise bireyin ait olduğu kültürün özelliklerini benimsemesiyle kendini o kültürün bir parçası olarak algılaması ve duygusal bağlılık hissetmesi. Güvenç kimlikleri ayırırken kimlik türlerini bireysel kimlik, kişisel kimlik ve ulusal kültürel kimlik diye ayırıyor. Bu noktada ulusal kimlik ve kültürel kimliği nasıl tanımladığına baktığımızda nüfus kütüğünde soy sop ilişkileriyle kişiye özgü ad, cins, evlilik, askerlik, sabıka bilgilerini bir araya getiren
kütüğe kayıtlı kimliklerimiz var. Yurt dışına çıkarken mesela pasaportlarımızı almak zorundayız. İşte bu resmi ve ulusal bir kimlik özelliği taşıyor. Bu kimliği ötekilerden ayırmak için güvenç, ulusal kimlik diyor. Tabii ki bu ulusal kimlik içerisinde milli kimlik kavramı bizim karşımıza çıkıyor. Milli kimlik dediğimizde tarihi tekamül içinde milli kültür unsurlarının şekillendirdiği kimlik tipi. Milli kültür ise diğer toplumlardan farklılığı ortaya koyan, yani milli olan karakteri meydana getiren kültür. Genellikle milli kimlik üç temel unsura dayandırma eğilimi var. Bunlardan ilki dil ve dilin önemi milliyeti şekillendirmesinden kaynaklanıyor. Dilin bir olması benzer zihniyeti sağlıyor. Ortak kelimeler gibi ortak fikirler üretilmesini meydana getiriyor. Böylece benzer zihniyetteki insanlar ortaya çıkararak grup bilincini geliştiriyor aslında. Zaman içinde de grup bir tarih şuuruna sahip oluyor ve bu da ikinci unsuru oluşturuyor milli kimliklerimizin. Üçüncü unsur ise farklı ve kültürel bir toplum teşkil edildiğine dair üyelerin taşıdığı inanç. İnsan tabii ki yaşayan bir varlık ve bu yaşayan varlık olarak biyolojiye baktığımızda algılayan, düşünen, öğrenen ve davranan bir varlık olarak psikolojinin de konusuna giriyor. Dil ise lingüistlerin inceleme konusu, ancak psikologlar, sosyologlar, sosyal psikologlar ve eğitimciler de dille ilgileniyor. İnsanlar arası ilişkiler gibi kurumsal ve toplumlar arası ilişkilerde de kişilerle dille sürdürülüyor bütün bu iletişim ve ilişki kurma ağı. Toplumda madde ve kavram olarak var olan her şey dilde de var. Bunun için kültürel ve tarihi miras ancak dil aracılığıyla kuşaklardan kuşaklara aktarılıyor. Aslında dil bu bakımdan bir anlamda toplumun kültürel muhtevanın bir ansiklopedisi ya da sözlüğü gibi. Heidegger'de baktığımız zaman bir dil içerisinde doğan kişinin ancak dilin ayırıcı özelliği sayesinde dil bilincine varabildiğini ve dilde kişileştirdiği dünya görüşü sayesinde öz bilinçli bir kişilik olarak dünyada yerini aldığından bahsediyor. Yani dolayısıyla kişinin dille ilişkisini yalnızca bir dünyayı resmetme ya da sınırsız anlamlar dizisinde bir oyun ilişkisi olarak değil, yaratıcı bir etkinlik olarak anlamak ya da görmek durumundayız aslında. Çünkü dil sadece düşüncelerimizi ilettiğimiz bir araç değil. Kendisi aracılığıyla kişiliğimizi ve benliğimizi bulduğumuz, kimliğimizi kazandığımız ve dünyamızı kurduğumuz bir araç. Ve aynı zamanda toplumsallaşmada o kadar ciddi bir yere sahip ki, Ben ve Liszt'e göre birey ve toplum dil içinde ve dil aracılığıyla birbirini belirliyor. İnsanlar dili benimseyerek toplumsal oluyor. Bireyi özne kılan da dilin kendisi oluyor. Dil sosyolojisi kuramları da dilin işte bu yönde dikkat çekiyor ve diyor ki bildirişim ve temsil sistemi olarak dildeki bildirişimin tek aracı dil olmasa bile en önemli aracıdır. Fakat toplumsal ve kimlik oluşturmanın yapı taşı olarak dil mevcuttur diyor. Yani dil düşüncelerin üretilmesinin bir aracı, dil olmadan insanın dünyayı anlaması, anlamlandırması mümkün olmadığı gibi dille toplumun bir parçası oluyor. Siz biraz önce yabancı öğrencilere dil öğretiminden bahsettiniz. Onlar Türkçe öğrendikleri takdirde toplumsallaşabiliyorlar Türkiye'de. Dil bilmedikleri takdirde toplumsallaşmaları da mümkün hale gelmiyor. Bilgi sosyolojisinde de dili toplumsal düzeyde paylaşılan bir dünya görüşü sağlayan temsil sistemi diye değerlendiriliyor. Bu noktada biraz sonra zaten Önder Hocam ve Münevver Hocam çok güzel açıklayacaklar Yunus Emre ve Ahmet Yesevi üzerinden. Dünya görüşü sağlıyor dil. Ama tabii ki bunu neyle yapıyor? O dilde üretilmiş eserler sayesinde. Bu açıdan bir dili konuşmak, aynı dili konuşan başkalarıyla aynı gerçekliği paylaşma anlamına geliyor. Bu da ortak kimliğin oluşmasında önemli bir rol oynuyor. Yani konuşan ben bize dönüşüyor. Tabii aynı dili konuşuyorsak. Aksan bunu şöyle söylüyor. Biz dünyayı ana dilimizin penceresinden görür, ana dilimizin kavramlarıyla evrenini biçimlendiririz diyor. Yani dolayısıyla ana dili öğretimi o kadar önemli ki, yaptığınız bu eğitim o insanlara aynı zamanda geçmişlerini, değerlerini ve kim olduğunu öğretecek. Kimlikte de önemli bir öge olan kültür dil aracılığıyla aktarılıyor. Aslında hem dil kültürü yaratıyor hem de kültürün içerisinde dil var.
dili standartlaştıran ve onu toplumun tüm kesimleriyle ortak bir şekilde kullanıma uygun hale getiren devletler ancak miraslarını gelecek kuşaklara aktarabiliyor. Bunun için de aslında ulus devlet olmanın temellerinde tek dillilik politikası var. Çünkü dilin toplumu şekillendirici ve dönüştürücü etkisini Fransızlar çok erken fark etmişler ve Fransız devrimi sonrasında ulus yapısını ortaya çıkarabilmek için dili ön plana çıkarmışlar ve Fransız yurttaşlığını kazanmak ve yurttaşlık haklarından faydalanmak için Fransızca bilmenin vazgeçilmez bir şart olduğunu ortaya koymuşlar. Sadece bunu da yapmamışlar. Yerel ağızları yok edilmesine ve Fransız dilinin evrenselleştirilmesine ilişkin kanun çıkarmışlar. Bununla da yetinmemişler. İşte Collège de France'ı kurmuşlar. Bununla da yetinmemişler. Fransızcanın sözlüğünü, mahkemelerde Latince yerine Fransızca konuşulmasını ve Fransız Akademisi'ni 1694'e kadar tamamlamışlar. Benzeri bir durumu biz İtalyan Birliği'nde de görüyoruz. İtalya dilin birleştirici rolü için o dönemin liderlerinden affınıza sığınıyorum, İtalyancayı yanlış söylüyor olabilirim ama Massimo De Angelino diyor ki İtalya'yı oluşturduk, şimdi de İtalyanları oluşturmalıyız. Ve İtalyanları oluşturabilmek için de Latince'den Almanca ve Fransızca'nın etkisinden kurtulmakla işe başlıyorlar. Benzer bir şey Alman ulusunun Almanca'nın yabancı dillerden arındırılarak Alman ulusal bilincinin ve toplumsal kimliğinin kurulmasında Goethe Enstitüsü'nün rollerini de görüyoruz. Niçin bütün bunları yapıyorlar? Çünkü dil kültürün taşıyıcısı, dil kültürün temel taşı, dil kültür unsurlarının en başında ve dille kültür birbirinden ayrılmaz bir unsur. Bu nedenle tüm bu çalışmaları yapıyorlar ve biliyorsunuz ki dünyada bir dil savaşları var. Bu dil savaşları beraberinde dil değiştirimini, dil asimilasyonunu, dil ölümünü, dil kayıplarını ya da dil yaratmaları karşımıza çıkarıyor. Sömürge ülkelerine baktığımız zaman çok dilliliğin beraberinde ulus devlet olamamanın sancısını yaşadıklarını görüyoruz sömürgeleşmiş ülkeler veya o süreci yaşamış ülkeler. Çünkü orada çok dillilikler varken gelişmiş ülkelerde genel anlamda tek dilliliğin var olduğunu görüyoruz. Çünkü ulus devlet olmanın şartlarından birisi tek dilli. Çünkü tek dil olduğun zaman tek millet haline gelebiliyorsun. Ortak bir kültür, ortak bir dünya görüşü oluşturabiliyorsunuz. Bunu George Orwell'ın 1984 romanında da aslında çok iyi görebiliriz. Dilin kimlik ve kültür bağlamındaki etkisini. Orada Okyanusya ülkesini yöneten büyük birader ve yardımcıları yönetimin temel amaçlarından biri olarak düşünce sistemini bozmak, sınır ya da sınırlandırmak, hatta insanları düşünemez hale getirmek için kullandıkları bir yöntem var. O da yeni konuş politikası. Aslında yeni konuş politikası şu: sürekli kelimeler değiştiriliyor. Yeni kelimeler üretiliyor. Var olan kelimelerin anlamları değiştiriliyor. Tam zıttı anlamlara getiriliyor. Sınırlandırılmış ve anlam incelikleri yok edilen dille insanların birbirlerinin anlamaları, düşünmeleri engellenmiş oluyor. Aynı şeyi Alev Alatlı'nın Schrödinger'in kedisinde de görebiliriz. Orada da mağdurları ıslah etmek için Vasılar Meclisi ne yapıyor? Bilinç karmaşasını yaratmak, eski formatları silmek, anlama ve ifade etme yetisini bozmak için dili kullanıyor, dile müdahale ediyor. Orada kelimeler yeniden tanımlanıyor, yabancı kelimeler dile sokuluyor, benzeri şeyler. Niçin bunu yapıyorlar? Aynı dili konuşmazsak veya sahip bizden önceki atalarımızın dilini bilmezsek, anlamazsak kültürel belleği sileceğiz. Kültürel bellek dediğimiz şey milletlerin dünyayı algılamalarında ve onların medeniyet seviyesine ulaşmalarında son derece etkili olan bir unsur. Eğer bu bellek yok olursa milletin devamı da mümkün değil. Kültürel belleğin gelişimi yüzyıllar içinde ve her yeni gelenekte evrilerek devam ettirilir ve gelecek yüzyıllara aktarılır. Bu aktarım sayesinde milletlerin tarihi süreçte dünyayı nasıl tasarladıklarını hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Yunus Emre'yi Türk kültürünün abide şahsiyetlerinden biri olmuş ve Türklerin kültürel belleklerini yüzlerce yıldan günümüze taşıması onun o şiirlerini anladığımız, onun dilini anladığımız anlamda mümkün olacaktır. Onu anlamamış olmamız kültürel belleği yaşatmamız anlamına gelecektir. Kültür tarihimizde çok sayıda önemli şahsiyet var aslında ve bunların tamamının bilinmesi gerekiyor. Bunların bir kısmı yaşadıkları dönemde görevlerini yapmış ve toplumun o günkü kültürel yapısını dokunmuş. Herhangi bir eser bırakmadan da ömürlerini tamamlayıp gitmişler. Ama bunların yanı sıra bazı isimler var ki eserleriyle günümüze kadar gelmiş.
İşte Ahmet Yesevi örneğinde olduğu gibi. Bu iki yazarı, iki şaire ve yazara, düşünüre geçmeden önce aslında buradaki arkadaşlara bir soru soruyorum. Vakit olmadığı için de cevaplarını kendi zihinlerinde vermelerini istiyorum. Şimdi İbn Sina kimdir desek Wikipedia'ya yazdığımızda bazı yerlerde Türk, bazı yerlerde Fars ibaresini göreceksiniz. Tıpkı Ebu Reyhan Biruni gibi. Onda İslam bilgini diyorlar. Bazen Türk diyorlar, bazen Fars diyorlar. Mevlana Celaleddin Rumi'ye Fars ya da daha çok Fars var zaten. Türkçe kaynaklarda Türk deniyor ama onun dışındaki tüm kaynaklara baktığınızda Fars kelimesini göreceksiniz. Cengiz Aytmatov keza o kadar yakın tarih kimdir diye size sorsam kaynaklara baktığımızda Sovyet Kırgız edebiyatçısı deniyor. Eğer bu 90 süreci yaşanmamış olsaydı belki de sadece Sovyet edebiyatının bir temsilcisi olacaktı. Kırgız kelimesi de orada yer almayacaktı. Timur'a bakalım, Emir Timur'a. Orada deniyor ki Timur kendisi ben Barlas boyundanım diyor. Barlas boyu kimdir diye internete yazdığınızda karşınıza şey geliyor işte Moğol ya da Türk-Moğol karışımı bir kabile. Oysa ki kendisi ben Özbeklerle savaştım, ben Türk'üm diyor. Türk birliğini, Turan birliğini kurmaya çalışan bir şey. Onun torununa baktığınızda Babür'e o torunu içinde ne deniyor? İşte bu Moğol Çağatay Hanlığı'nın devamıdır diye. Bütün batılı kaynaklar böyle diyor. Bunda tabii ki isimlerimiz, bu insanların yazdığı eserlerin de rolü var. Bu tabii ki son söylediğim Timur ve Barlas için geçerli değil ama İbn Sina, Biruni veya işte Farabi ve benzeri Türk bilim adamlarına baktığınızda Arapça, Farsça yazdıkları için isimleri Türkçe isimler olmadığı için asırlar sonrasında bu insanları nereye konumlandırıyorlar? Türklerin içine almıyorlar. Türk medeniyetini inşa edip yani Türk medeniyeti kavramından uzaklaştırmak için İslam bilgini veya en fazla işte yaşadıkları coğrafyalar şu anda Farsların elinde olduğu için, Fars ya da Hintlilerin elinde olduğu için başka başka. Yani dille kimlik arasında nasıl bir bağ var? Dil kullanımı kimliğin bir göstergesi olabilir mi? Sorularının tüm cevaplarını çok boyutlu düşünmek gerekiyor. Çünkü insan konuştuğudur. Taylara göre de dil etnik kimliğin ve kültürel dayanışmanın en büyük sembolü. Her dilden o dili konuşan milletin karakterini, kültürünü, dünya görüşünü anlamamız mümkün. Olduğu gibi diller de milletlerin gerçeklik algısını ve karakterini belirliyor. Biz biraz sonra döneminde Arapça ve Farsça yazanlara rağmen Türkçe yazmış iki ismi dinleyeceğiz. Yani Müslüman olmayı Arapça kaynaklardan evet okuyabiliriz ama Arapça yazarak olmayabileceğimizi gösteren Ahmet Yesevi ve yine Türkçe'de çok güzel hem tasavvufun anlatılabileceğini hem de Türklüğün anlatılabileceği iki şairle. Ben onun için son cümlemi söyleyeyim ve 15 dakikamı herhalde çok hızlı hızlı gittiğim için tamamlamış da Aha, oluyorum. harikasınız. Bir nehre benzer. Beraberinde elbette ki geçtiği her yerden bir şeyler alır. Ama biz bu nehri kurutmamamız gerekiyor. Ama bu nehrin akışının önüne de engel olacak her türlü unsurla da mücadele etmemiz gerekiyor. Son olarak şunu söylüyorum. Konuşan aslında konuştuğumuz dil neyse biz oyuz. Daha doğrusu biz neyi konuşuyorsak, hangi dille konuşuyorsak biz oyuz. Ona göre Türkçe eğitimine de Tömer'in çalışması olduğu için en son onunla vurgu yapayım. Hem ana dili olarak Türkçe öğretimine, hem yabancı dil olarak Türkçe öğretimine, hem yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının Türkçe öğretimi noktasında çok ciddi politikalarımızın ve planlamalarımızın olması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Aramızda yabancı öğrencilerimiz de var. Hatta şimdi şöyle bir baktım. Fransa'dan konuklarımız da var. Bu arada eski rektörümüz Mehmet Emin Karahan hocam da burada. Eski dekanımız, Fen Edebiyat Fakültesi dekanımız Akile Reşit Hoca da burada. Ayşen Uslu hocam burada. Mağfiret hocam burada. İsmini göremediklerime de herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum Fatma hocam. Yani sadece bir iletişim ya da bir bildirişim aracı olarak görmemek gerekiyor dili. Çok güzel söylediniz. Bunun üzerine söyleyecek çok bir şey yok. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Şimdi ben müsaade ederseniz hemen ikinci konuğumuza geçmek istiyorum. Profesör Doktor Münevver Tekcan hocamız, Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye Gönül Dilinden Söyleyenler başlıklı konuşmasını yapacak. Profesör Doktor Münevver Tekcan, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde başladı.
yüksek öğrenimini 1987 yılında tamamladı. 1990 yılında yüksek lisansını, 97 yılında ise doktorasını tamamladı. 90-97 yılları arasında Selçuk Üniversitesi'nde okutman, 98-99 yılları arasında Durham Üniversitesi'nde ve 2008-2009 yılları arasında Özbekistan Fenler Akademisi, Alişir Nevai namındaki Til ve Edebiyat Enstitüsü'nde Edebiyat etkinliğinde. evet, enstitüde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Ben de benzer bir yerde Bakü'de bulunmuştum hocam. 2000 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi ve eski Türk Dili Anabilim Dalı Başkanıdır. Çağatay Türkçesi ve Özbek Türkçesi alanlarında araştırma yapan Tekcan, Avrupa Birliği ve UNESCO projeleri de dahil çeşitli uluslararası projelerde görev almıştır. Doğu Türkçesi alanında 4 kitabı yayınlanmıştır. Diğerlerine girmiyorum zaten. Ve sözü çok kıymetli hocama bırakıyorum. Buyurun değerli hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca beni yıllardır hiç görüşemediğim çok muhterem hocam Önder Göçgün Hoca ile buluşturduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de aslında tezimi Ahmet Yesevi'nin Türkler arasında en sevilen, kendisinden sonra en sevilen ve en çok etkili olan dördüncü halifesi Süleyman Bakırgani üzerine Bakırgan kitabı ikinci divanı hikmet olarak kabul edilir. Onun üzerine hazırladım. Bugün Yunus Emre'nin ölümünün 700. yıl dönümü münasebetiyle UNESCO tarafından Yunus Emre yılı ilan edilmesinin anlamına değinmek istiyorum. Ayrıca 2016 yılında da Ahmet Yesevi yılıydı biliyorsunuz yine UNESCO tarafından böyle ilan edilmişti. Aklımıza şu sorulabilir mi diyorum. Yesevi ve Yunus'un giderek dünya toplumları tarafından tanınan bir değer olduğunu ya da belli seviyede de olsa dünyanın onların temsil ettiği değerlere açılmaya başladığını gösterir mi bu yoğun ilgi, bu tür ilgi diye düşünüyorum. Arka arkaya sıklıkla böyle UNESCO tarafından ilan ediliyor. Yine UNESCO'nun farklı kültür atlaslarında, kültürel projelerinde Orta Asya, Volga, İdil coğrafyası ve Türk coğrafyası yani Türk-İslam coğrafyasıyla ilgili olarak bu şahsiyetlere büyük önemli yer veriliyor her projede. Aslında biz Türk-İslam coğrafyasında asırlardır gönül erleri olarak tanıdığımız bu tür Yesevi ve Ahmet Yesevi ve Yunus Emre gibi saygı gördüğünü biliyoruz. Derin bir saygı görür toplumumuz tarafından. Yani Türk-İslam coğrafyasının her beldesinde. Ancak gönül erenleri büyük saygı görür. Ancak Yesevi'ye ve Yunus'a gösterilen teveccühün, muhabbetin daha farklı, daha geniş zamanlı olduğunu görüyoruz, değil mi? Türk tasavvuf geleneğimizde onların yeri ve muhatap olduğu sahiplenmenin sebeplerine baktığımızda bunun başlıca nedeninin Yesevi ve Yunus Emre'nin Türkçe konuşması, yazması ve bu Türkçenin yazı dili olarak ortaya çıkmasında, inşa edilmesinde kurucu rollerini üstlenmiş olmalarıdır. Kendileri gibi kendileri gibi Türkçe konuşan geniş bir coğrafyada kabul görmeleridir. Kısaca bunların temel kaynağı olan Türk-İslam coğrafyasının inanç ve tasavvuf düşüncesinin kurucusu Ahmet Yesevi, onun takipçileri, aynı zamanda 12. yüzyıldan itibaren Orta Asya'da, Volga Tatar bölgesinde olduğu gibi Anadolu'da da İslamiyet'in yayılıp benimsenmesinin yanı sıra Türk dilinin yazı dili olarak kurulup gelişmesinin öncüsü bir şahsiyettir Yesevi, Piri Türkistan namı diğer. Onun takipçileri Orta Asya'dan Batı'ya doğru hareketin dinamik unsurları olarak adlandırılan bizim Fuat Köprülü'nün de ilk defa bilim alemine
geniş çaplı, hacimli bir çalışmayla tanıttığı adlandırılan dervişler Horasan erenleri veya Alperenlerdir. Yesevi'nin Türkistan'da sistemleştirdiği düşüncelerinin Anadolu'da kurulan ve etkileri günümüzde de devam eden Türk Sufiliği geleneğinin içindeki unsurları biz edebi eserlerden törenlere, ritüellere, Türk müzik kültürüne kadar geniş bir alana yansıtıldığını görüyoruz ya da yansımış olduğunu, aksettiğini görüyoruz günümüzde 12. asırdan bugüne değin. Çok geniş bir coğrafyada, yani kabaca bu coğrafyayı söylersek Doğu'da, Türkistan'da, Orta Asya, Türkistan, Volga, Tatar bölgesi ve Anadolu'da. Zamanla Horasan'ın üç ereni diye adlandırılan Yunus Emre, Mevlana, az evvel Fatma Hocam da söz etti, Hacı Bektaş Veli de ortaya çıkacak bu vurgu da bu doğrultuda olmuştur. Ve Türk halk sufizminin, Türk halk İslam'ının, bir sürü adı var bunun, ya halk İslam'ının ya da Ahmet Yaşar Ocak Hoca'nın tabiriyle heterodoks İslam'ın, sufizayet İslam diye de adlandırıyor bugün batılı araştırmacılar, en karakteristik özelliğini oluşturmaktadır. Ya Orta Asya Anadolu inanç haritasında baktığımızda kurulan bu akım, bu ekol, derin bir mana ve hoşgörünün bu akımda hoşgörünün esas alındığı anlayışla maddeden manaya, dıştan içe, şeriattan tarikata, içten içe geçen düşünsel ilhamlarla İslamiyet'in insani, ahlaki hoşgörü ilkeleri onların dilinde, şiirlerinde, ilahilerinde, nefeslerinde ve benzeri eserlerde samimi ifadesini bulmuştur. Temel özelliği ağırlıklı olarak geniş bir hoşgörü ve insan sevgisine dayanan bu ekolde Türk-İslam coğrafyasının Orta Asya, Volga, Tatar ve Anadolu sahasında ilahi aşkı ve insan sevgisini öne çıkarmışlar. İnsanlar, halklar arasında birleştirici, kaynaştırıcı bir rol oynamışlardır. Bu kültür şahsiyetleri, sufi şahsiyetler ve bu büyük önemli rol model insanlar, gönül insanları diyelim. Yani pek çok vasfı sıralayabiliriz. Fakat ben sunumumun bundan sonraki bölümünde hocalarım, kıymetli dinleyiciler ve katılımcılar daha çok bu kaynaştırma ve kaynaştırıcı ve birleştirici rolde Türk dilinin işlevini, Türkçenin işlevini vurgulamak isterim. Bu süreçte Türk dili, nitekim Orta Asya Türkçesinin ve Anadolu Türkçesinin gelişimine bakıldığında bu bölgelerde dilin ve edebiyatın gelişiminin her döneminde Hoca Ahmet Yesevi ve Yunus Emre'nin onların fikir ve görüşlerine duyulan saygıyı açıkça görüyoruz. Hoca Ahmet Yesevi'ninkini Orta Asya'da, sonra hemen Volga İdil bölgesinde, Altınordu'da ve daha sonra da onun uzantısı, az evvel söylediğim gibi Horasan erenleri ya da Alperenlerin Anadolu'ya göç hareket, Moğol istilasından sonra zorunlu göç diyelim, gelmeleriyle Anadolu'da Yunus Emre'nin bu dönemde etkisini açıkça, onlara gösterilen saygıyı, itibarı, onların kendisinden sonra gelen kalem erbabı, şairler, sanatçı şahsiyetler üzerindeki etkileri açıkça görülmektedir. Ahmet Yesevi Orta Asya'da, Yunus Emre Anadolu'da bu bağlamda sadece tasavvuf düşüncesinin değil, aynı zamanda Türk dilinin gelişmesinde, yayılmasında da girişte de söylediğim gibi kurucu rolü üstlenmişlerdir. Yunus Emre Oğuz Türkçesinin yazı dili olarak yerleşmesine ve kurulmasına, Yesevi de müşterek Orta Asya Türkçesi dediğimiz Türkiye ya da Türkistan Türkçesinin yerleşmesini, yazı dili olarak gelişmesini, kurulmasını sağlamış iki büyük şahsiyettir. Yesevi ve takipçileri sayesinde bu coğrafyaya baktığımız zaman
kıymetli hocalarım, öğrenciler ve misafirler. Turan ve Horasan'ın dışında doğuda Moğolistan'a, kuzeybatıda İdil-Volga boylarındaki Altın Ordu'ya, Karadeniz ve Akdeniz sahillerindeki Türkiye'ye kadar, daha sonra Balkanlara kadar uzandı biliyorsunuz. Geniş bölgede eli kalem tutan Türk şairleri yegane edebi dil çevresinde Türkçe ile birleşmişlerdi bu dönemde. Ahmet Yesevi'nin şu dizelerinde bu Türk boylarına etkisi, onun kullandığı dilin Türk boylarına etkisinde şu etkisini şu dizelerde açıkça görüyoruz. Hoşlamaydır alimler biz ne aygan Türkiye'ni, Arif eğer eşitse açar kömür mülkünü, ayet hadis manige Türkiye kelse muvafık, mana bilgen alimler yerge koyar börkünü. Yesevi buna benzer dizelerinde aslında Türkçenin gönül mülküne girebilen samimi bir dil olduğunu, bu dille ayet ve hadislerin de çok iyi açıklandığını, bundan dolayı bilginlerin bu dilin anlatım gücü ve incelikleri önünde tazim ettiklerini, saygı duyduklarını vurgulamış, başkalarını da bu dilde yazmaya teşvik etmiştir. Aslında biz dil tarihimizde Doğu Türk dili sahasına bakarsak Yesevi'den ilhamını almış ve Türkçeyi eserleriyle abideleştirmiş kimdir? Alişir Nevai'dir kuşkusuz. Bunu da Muhakemetül Lugateyn'de zaten delil ve ispat yoluyla anlattı. Farsçaya karşı Türkçe niye yazılmalı? Ve Türkçenin anlatım, ifade incelikleri, anlatım zenginliği. Yesevilik geleneğinde yazılan hikmetlerin diliyle Yunus'un içine doğan ilhamlarını ifade ettiğin dilin ortak özelliği şöyle ifade edilebilir. Bir yanda çok yalın ve sadedir bu dil. Bu yönüyle aliminden, entelektüelinden, aydınından, okur yazar olmayanına, hiç mektep medrese görmemişine dek herkese hitap edebilen, herkesin anlayacağı bir dildir. Ancak öte yandan bu yalınlığın ardında kavranması çok çetrefilli anlam katmanları da vardır. Yesevi gibi Yunus Emre de şiirlerinde gayet anlaşılır, sade bir Türkçe kullanır. Bu bağlamda yazı dili olarak devirlerini az önce Yunus Emre'ninkini adlandırdım ama Yesevi'nin de her ne kadar sözlü gelenekte yüzyıllarca yaşayan bu hikmetlerin, manzumelerin en erken yazmaları 17. yüzyıla ait olsa da Divan-ı Hikmet'in ve Hikmet geleneği eserlerinin genel olarak Karahanlı Türkçesi içinde mütalaa edilmektedir. Aslında bu bağlamda Yesevi Karahanlı Türkçesinin, Yunus da Oğuz Türkçesinin kurucularıdır desek herhalde yanlış olmaz. Onların bu derece yalın bir dil kullanması biraz da içinde yetiştikleri kültürle ilgilidir. Biz Divan-ı Hikmet'i ve Yunus Emre'nin divanını, Risalet-i Nusriye'yi dikkatli bir şekilde okuduğumuzda o sade, yalın, herkesin anlayabileceği dilin ardında çok derin tasavvufi manalar ve metaforlar içeren bir dünyanın varlığını da görüyoruz. Bu Yunus Emre'nin de aslında Yesevi gibi çok iyi bir eğitim gördüğünü, devrindeki dini ilimlere son derece vakıf ve geniş bir kültürel birikime sahip olduğu halde sözlerini muhatabı olan kitlenin diline indirgeyen bir yaklaşımı benimsediğini açıkça görüyoruz her ikisinin de eserlerinde. Yesevi şairleri de Yunus da takipçileri, aslında Yesevi şairlerinden kastım Yesevilik geleneğinde eser veren şairler. Ve Yunus da aslında bütün eserlerinde bizi iyi insan ile kötü insanı anlatır. Bunu yaparken de yargılayıcı, itici, dışlayıcı bir üslup ve dil yerine samimi, kucaklayıcı, betimleyici, tasvir edici, zaman zaman da nasihat edici bir dil ve üslubu tercih etmişlerdir. Bu tutumlarında İslamiyet ile henüz tanışmış ya da henüz, Yunus'ta daha çok bu var, belli bir olgunluğa erişmemiş kimseleri
insanları incitmeme düşüncesi vardır. Bu mütevazı bir tavırdır. Yine Hikmetler'de ve Yunus'un şiirlerinde bir dost dili kullanılmıştır. Bütün mutasavvıflarda olduğu gibi onların nihai hedefi insanı, insanı kamil noktasına taşımaktır. Onlar muhataplarına dostlar, dostlarım, ey ya dostlar diye seslenirler. Hemen her şiirde bu tarz hikmet geleneğinde yazılmış şiirlerde bu tarz ifadelere rastlanır. Tasavvufi Türk halk edebiyatının yani ilk üç halkası denildiğinde Yesevi, sonra Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus bu zinciri günümüze kadar getiriyor sonuç olarak baktığımızda. Ve bunlara başka halkalar eklemek de mümkün. Fatma Hocam'ın da belirttiği gibi bu şahsiyetler bizim kültür tarihimizde bu kurucu vasfında olan, öncü vasfında olan şahsiyetler fazla. Biz çok daha sayıca fazladır. Ama biz bu tüm Türk İslam coğrafyasının ortak kült, rol model şahsiyetleri dediğimizde belki de Ahmet Yesevi'yi, Dede Korkut'u ve başka bir şahsiyeti alıyoruz içine ama Yunus Emre bu Anadolu'da da Türk tasavvuf düşüncesinde de Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre bu zincirin günümüze kadar gelen daha pek çok halka eklenmiş ama üç önemli halkasını teşkil etmektedir. Hem Yesevi hem Yunus fikirlerini Türkçe kaleme alarak Türkçenin ifade gücüne ve inceliklerine önemli bir katkı sağlamış. Türk yazı dilinin kuruluş aşamasında onlar kurucu rolü üstlenmişler. Günümüzden bakıldığında onların eserlerine, şimdi baktığımızda her ne kadar bu eserler bize çok basit, sade ve sanat kaygısından uzak görünse de başarılı bir dil, ifade ve anlatım tekniğine sahip olduğuna şahit oluyoruz. Sözün özlü olması, dinleyinin hafızasında kolay yer etmesi için şiirlerini halkın aşina olduğu dil ve üslupta söyleyen Yesevi ve takipçileri, Yunus, Yunus'un takipçileri Türk'ün aslında şiir zevkini yakalamış bir şekilde onların gönüllerine hitap etmeyi başarmış, geniş kitlelere ulaşarak muhatap kitlesiyle gönül bağı kurmuş, onların gönüllerini coşturmuş. Ve eserleri bu suretle onların takipçilerinin eserleri 12. asırda günümüze kadar dilden dile söylene gelmiştir. Şöyle kısaca son cümlelerimi söylüyorum hocam izninizle vakti aşmamak için. Ve hocamı da bekletmek istemiyorum, Önder hocamı. Kısacası gönül dilinden Türkçe yazılan bu eserleriyle hem Yesevi hem de Yunus ve onların takipçileri, onların açtığı yolda eserlerini günümüze kadar bize ulaşmasını sağlayan gönül erbabı kişiler, temelleri Yeseviliğe dayanan Türk tasavvuf kültürünü, eserleriyle Türk tasavvuf kültürü kendini pekiştirmiş, sosyal uyumun tuğlası ve harcı haline gelerek Türk İslam coğrafyasında, özellikle Orta Asya, Volga Tatar bölgesi ve Anadolu arasındaki manevi bağların, gönül bağlarının kurulmasında hizmet etmişlerdir. Çok teşekkür ederim ilginize. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Yani dediğim gibi yine siz de çok güzel şeyler söylediniz. Buradan iki şey çok dikkatimi çekti. Dost dilini kullanmak, bu ne kadar muhteşem bir şey değil mi? Dost dilini kullanmak ve gönül mülkü Türkçedir diyor. Daha ne olsun, değil mi? Benim vatanım benim dilimdir diyoruz, değil mi? Bizim vatanımız bizim dilimizdir. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Bu arada dekanımız da geldi. Hoş geldiniz Metin Hocam. Hocam yolda olduğu için ancak yetişebildi. Tekrar hoş geldiniz. Ben o zaman hemen hızlıca... Teşekkür ediyorum Ali Beyciğim. Görüşmek üzere hocam. Şimdi son olarak sözü üniversitemizin çok değerli hocasına. Şimdi Münevver Hocam dedi ki, Önder Hocam. O zaman demek ki hocaların hocasına, Profesör Doktor Önder Göçkin'e bırakacağım.
Hocamla ilgili, hocamızı hepimiz biliyoruz ama ben yine çok çok kısaltmaya çalışarak özgeçmişinden birazcık bahsetmek istiyorum. 15.05.1945'te Denizli Merkez İlçe'de doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Denizli'de tamamladı. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı dönemin meşhur adıyla Türkoloji bölümünden ve İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. 1968-69 yıllarında Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nde, 69-73 yıllarında da Diyarbakır Eğitim Enstitüsü'nde Edebiyat Öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1973 yılında Atatürk Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nin o dönemki dekanı rahmetli Kaya Bilgegil'in asistanı olarak göreve başladı. Yeni Türk Edebiyatı ana bilim dalında 1977'de Atatürk Üniversitesi'nde doktor, 82'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde doçent unvanını aldı. 1982-93 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcısı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev yaptı ve 1988'de üniversitede profesör oldu. 93-96 yılları arasında Dicle Üniversitesi'nde Diyarbakır'da öğretim üyeliği, İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı ve Dekanı, Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ve Rektör Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 1924 Kasım 1996'dan itibaren Pamukkale Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı, Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı olarak çalıştı ve üniversite rektör yardımcılığı, rektör vekilliği ile Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Müdürlüğü ve Müdürlüğü görevlerinde de bulundu. Öte yandan tabii ki Türkiye'nin hem Türkiye'de hem de Avrupa'da dünyanın pek çok yerinde, örneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, İsviçre, Almanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Özbekistan, Türkistan, Rusya Federasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Makedonya, Kırım da dahil olmak üzere Atatürk, Türk dili, edebiyatı, Türk kültür ve sanatı konuları etrafında konferanslar verdi. Türkiye'yi temsilen Türk delegasyonu üyesi sıfatıyla çeşitli uluslararası toplantılara, kongre ve sempozyumlara katıldı. Değerlendirme ve koordinasyon kurullarında aktif görevler aldı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi adına Azerbaycan Baki'de Türkiye Araştırma Merkezi kurulması çalışmalarında kurucu üye olarak etkin hizmetlerde bulundu. Halen hocamız Beykent Üniversitesi, bizim üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dil Edebiyatı Bölümü hocamızdır. İyi ki hocamızdır, iyi ki aramızdadır. Ben şimdi hocamın tabii 200 civarında bilimsel makalesinin yanı sıra sayıları herhalde 60'ı geçti. Kitabı, eseri de var. Onları şimdi tek tek söylemeye vaktimiz yok ama hocam velüt maşallah şimdi bile bizleri kıskandıracak kadar çok yazıyor. Değerli hocam, sözü size bırakıyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, çok değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar, sevgili öğrenci arkadaşlarım. 13. yüzyıl eski Anadolu Türkçesinin önde gelen isimlerinden ve hatta bize göre Fuat Köprülü Hoca'dan bize intikal eden belgelerin ışığında birinci derecede etkin ismi hiç kuşkusuz Yunus Emre'dir. Merhum Yahya Kemal'in çok güzel bir sözü vardır. Türkçe der, ağzımda annemin sütüdür. Bu dilin ne kadar, özellikle de Türkçenin ne kadar aziz bir varlık olduğunun ifadesidir. Takdir edilir ki bir bebek için anne sütü en kutsal nesnedir. Onu hayata bağlayan unsurdur. Dolayısıyla dil gerçekten millet varlığının olmazsa olmazıdır. Değerli katılımcı Fatma Açık hocamızın da ifadesiyle dil milli kimliğin oluşmasında birinci derece unsurdur. Bu kimliğin oluşmasında Sayın Münevver Tekcan hocamızın da ifade ettikleri gibi Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan çizgide Hoca Ahmet Yesevi'nin
Anadolu'daki Anadolu Birliği'nin kurulmasında birinci derecede etkili unsurların başında hiç şüphe yok ki Yunus Emre gelir. Yani Yunus Emre'yi bu çerçevede sadece bazı şiirleri dile getirmiş, söylemiş, kendisine dolayısıyla insanları bağlamış bir büyük şair kimliğiyle görmek mümkün ve doğru değildir. Yunus, 13. yüzyıl Anadolu Birliği'nin kurulmasında temel harçlardan birisidir. Ve bunu gerçekten Türkçe'ye, Türk diline karşı duyduğu bir büyük sevgiden, iki büyük saygıdan alır. Yunus Emre'yi 700 yıldır ölümsüz kılan temel sır budur. Rahmetli Profesör Mehmet Kaplan hocam bir gün bana dedi ki, yıllarca dedi düşündüm, Yunus'u bize getiren ne? Dedim ki hocam dil değil mi? Evet dedi. Ama bu dili pek çok şair kullandı. O halde Yunus'u diğerlerinden farklı kılan gönülden söyleyiş. Bir sözü gönülden söyleyebilmeniz için o sözün arkasında durmanız, o sözün arkasında durabilmeniz için de onu gönülden benimsemeniz gerekir. Bunun da adı sevgidir. Sevgi olmadan yapılan hiçbir işin istenilen seviyede olması ve başarıya ulaşması elbette düşünülemez. Ben de naçizane Yunus Emre üzerinde divanını tararken, şiirlerini tek tek elden geçirirken hep şunu düşündüm. Yunus Emre'yi bu ölümsüzlüğe ulaştıran ne? Burada temel hareket noktamız dil. Yunus'un dilini diğerlerinden ayıran bizim edebiyat araştırmalarında teklifsiz üslup adını verdiğimiz senli benli oluştur. Bu senli benli oluş halkın samimi duygularının ifadesi olarak karşımıza çıkar. Asla lauballik değildir. Gerçekten Yunus ümmi miydi? Yani hiç okuma yazması yok muydu? Yoksa medrese tahsili görmüş müydü? Sorularda verilecek cevap da Yunus'un dilinde ve dil sevgisinde gizlidir. Mevlana'nın meclisine dahil olduğunu biliyoruz. Konya Mevlana Müzesi'ndeki yazmalarda buna dair işaretler var. Hazreti Mevlana Yunus'un şiirlerini okuyunca çok enteresan bir tespitte bulunuyor. Bu diyor ki bizim mesnevimizde 26.800 beyitte anlatmaya çalıştığımız bu büyük Anadolu kocası bir cümlede dile getirmiş. O da ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Hazreti Mevlana diyor ki benim bütün anlatmak istediğim budur işte diyor. Bunu nasıl sağlamıştır? Türkçe'ye olan gerçekten gönülden bağlılığı ile. Teklifsiz üslupta asıl olan yapmacıksız dildir. Divan edebiyatına geldiğimizde divan edebiyatı şairleri için ya da münşaat mecmuası dediğimiz nesillerde ifadesini bulduğu üzere sanatlı dil esastır. Sanat yapmadan, yani mecazlar, efendim istiareler, tecavülü arifler, hiç bunlara sapmadan bir fikri didaktik ölçüde öğretici, yol gösterici ve onunla birleşen bir çizgide eğitici bir üslupla ortaya koyabilmek çok zordur. Çok zordur. Onun için divan edebiyatında, daha sonra gelen Servet-i Fünun'da, Feciati'de, hatta Cumhuriyet dönemi edebiyatında şairler hep sanat yoluna sapmışlardır. Fakat Yunus'ta bu yok. Bakınız, ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Bu tertemiz, saf bir Anadolu Türkçesidir. Eski Anadolu Türkçesidir. Enteresan, 20. yüzyıl Türkiye Türkçesinde de ifadesini bulan kavramlardan biridir.
Bunu nasıl sağlıyor? İnsan sevgisiyle dil sevgisini birleştiriyor. Bakın Yunus'ta bugüne kadar pek üzerinde durulmayan bir konudur bu. Efendim Yunus hümanisttir, Yunus insanları kucaklar, Yunus insanlara sevgiyle yaklaşır, Yunus bir hoşgörü abidesidir, anıtıdır. Tamam, bunlar klasik formda cümleler. Neyle sağlamıştır? Temelde dil sevgisiyle. Değerli dinleyenler, eğer sağlam bir diliniz, o dille ortaya konulmuş edebi eserleriniz yoksa, siz millet varlığından söz edemezsiniz. Millet varlığının temeli dildir. Bakın din değil, inanç sistemi değil. Çünkü bir milletin unsurları arasında farklı farklı inanışta insanlar olabilir. Yani Türk milletidir. Hunlarda, Göktürklerde, Uygurlarda, Anadolu'ya gelin, Beylikler döneminde, Selçuklularda, Osmanlılarda. Sistemin içinde Müslüman unsurlar, İslamiyet'e 7. yüzyılın sonlarında 8. yüzyılda girdik. Türkler hiç putperest olmamıştır. Şaman olmuştur, Budist olmuştur vesaire. Ama bunlarda temel unsur, yani mayanın hamuru dildir. Diliniz varsa milletiniz vardır. Edebiyatınız varsa milletiniz vardır. Aynı inanç dairesine bağlı olan insan toplulukları ümmettir. Musevi ümmetidir, İsevi ümmetidir, Muhammed ümmetidir. Ama millet olma nosyonunu kazanan uluslarda, topluluklarda dil esas. İşte Yunus bunun farkındaydı. Yahya Kemal'in 700 yıl sonra dile getirdiği Türkçe ağzımda annemin sütüdür kavramının 700 yıl önce en seçkin siması Yunus Emre olmuştur. Dolayısıyla Yunus'un şiirlerini okurken Türk milletinin hoşgörüsünü, Türk milletinin sevgisini, Türk milletinin kucaklayıcılığını buluyoruz. Şimdi bugün zannediliyor ki bazıları, efendim işte esas olan kültürümüzde elbette inanç çok önemli. Milli kültürün temel unsurlarından biri inanç. Ama inançtan önce millet varlığının oluşumunu sağlayan dil. Eğer öyle olmasaydı tek başına şaman olan Türkler millet olurdu. Ama dilleri var. Bugün mesela çoğu zaman insanlar aldanıyor. Şimdi Arabistan dediğiniz zaman Arap toplumu içerisinde sanılmasın hepsi Müslüman. Bir yığın Hristiyan var. Ateist var. Ama Arap dili olduğu için, Arap edebiyatı olduğu için bir Arap milleti var. Rus dili edebiyatı, Tolstoy'u, Dostoyevski'yi vesairesi olduğu için bir Rus milleti var. Onun için dil millet olma vasfının en önemli kavramı. Yunus bu inceliğin farkındaydı. Onun için Yunus'un dili, Yunus'un dil sevgisi, Türkçe'ye olan saygısı ve bağlılığı 13. yüzyılda Anadolu Birliği'nin kurulmasında tam bir çimento görevi gerçekleştirmiştir. Eserlerine baktığınız zaman bu açıdan lirizm var mı? Elbette var. Yunus'un bütün şiirleri bir duygu yumağıdır. Ama o duygu yumağını didaktizm ile birleştirmiştir. Dünya edebiyatında didaktizm, öğreticilik, eğiticilik bu statik olarak sunulur. Goethe'de olsun, Dante'de olsun, efendim Karacaoğlan'da olsun, hepsinde statik halde. Karacaoğlan diyor ki dinle sana bir nasihat edeyim. Hatırdan gönülden geçici olma. Yiğidin başına bir hal gelince anı yağ derlere açıcı olma. Yani sana öğüt vereyim. İşte dilini tut. Birisi kötü bir duruma düşerse dillere dolandırma. Bunda lirizm yok. Sadece didaktizm. Ama Yunus'un dil sevgisi öyle büyük ki, Türkçe sevgisi öyle büyük ki gönülden söyleyişlerle didaktizmi veriyor. İlim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır. Bakın ilim
ilim bilmektir. Yani bilgi, bilgiyi kazanmaktır. Bir. İki, ilim kendin bilmektir. O kadar enteresan bir şey ki insanlık ancak 20. yüzyılda parapsikolojide farkındalık kavramıyla bunu anlayabildi. Yunus farkındalığı vurguluyor. İlim kendin bilmektir. Yani siz istediğiniz kadar diploma sahibi olun, istediğiniz kadar bilgi sahibi olun, kendinizin farkında değilseniz nedir bu? Beraberinde tasavvuf anlayışını getirir. Bakın lirizmle didaktizm nasıl birleşti? Yani kendinizi bilin. Ben neyim? Nereden geldim? Niçin geldim? Nereye gidiyorum? Nasıl gidiyorum? Bundan sonrası nedir? Bu düşünmek, bu tefekkür etmek. Mevlana da Mesnevisine bişinev kelimesiyle başlıyor. Bişinev, Farsça, dur, düşün, tefekkür et. Farkına var, farkında ol. Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Biz size diyor, Kur'an'da akıl verdik düşünesiniz diye. Ne kadar az düşünüyorsunuz? Bakın, ne kadar az düşünüyorsunuz? Yunus bunu vurguluyor. Yani o kadar okumuşsunuz, yazmışsınız. Sonunda ne der? Dört kitabın manisi bellidir bir elifte. Sen elif dersin hoca. Manisi ne demektir? Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an. Hepsinin manası elifte. Elif doğruluğun sembolüdür. Düz çizgi bir hat olması bakımında. Ey hoca diyor, ey insanlara nutuk atan, ey insanlara yüksek perdeden, doğruluktan, dürüstlükten, dinden, imandan bahseden anneler, babalar, eğitimciler, yol göstericiler. İster Hristiyan olun, ister Musevi olun, ister Müslüman olun. Temelde doğruluk. Ben inanınız sırf bu açıdan Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve tabii Kur'an'ı zaten bakıyoruz. İnceledim. Hakikaten Yunus'un dediği doğru. Bütün semavi kitaplarda önce doğruluk. İslam zaten selamette olan, doğruda olan, sırat-ı müstakim dedikleri doğru yolda olan demek. Yunus bunları veriyor ama dikkat edin. Kitabi bir dil kullanmıyor. İki dil vardır edebiyatta. Hitabi dil, hitap edersiniz. Söyleyiş esastır. Bir de kitabi dil, sanatlı söyleyiş esas. O hitabi dili halk lisanını ele alıyor. Halkın anlayacağı tarzda. Onun için geniş insan kitleleri Yunus'u benimsemiştir. Fuzuli'yi entelektüel okur. Baki'yi entelektüel okur. Abdülhamid'i entelektüel okur. Ama Yunus'u herkes okur. Dolayısıyla onun dilinde bir bu var. Bakınız bir başka incelik. İşte bu ancak bir dili, özellikle Türkçe'yi sevmesinin en tipik örneklerinden biri var. Beni bende demem, bende de gülem. Bir ben var bende, benden içeri. Şaşırdık bunu görünce. Fakültede öğrencilik yıllarımızda bir aya yakın seminer düzenledik bunun için. Bir ben var bende. Bir benimiz var. Benden içeri, biz buna bugün alt benlik, iç benlik diyoruz. Parapsikoloji de bunu daha yeni keşfetti. İç benlik. 700 yıl önce bunu görüyor. Neden görüyor? Gönül insanı olduğu için görüyor. Dil sevgisiyle gönül insanlığını birleştirdiği için görüyor. Dolayısıyla halk tarzı söyleyişlerle Türkçe sevgisi Yunus'ta en anlamlı ifadesini buluyor. Öte yandan bakın didaktizmini güzel veriyor. İnsanlara ibadetin, dini ritüellerin şekilden ibaret olmadığını açıklamak için. Mevlana'nın Mesnevisinde sırf bu konuda, yani ibadeti şekil olarak yapmayını izah noktasında 4-5 tane hikaye vardır. İşte diyor ki namaz kılarken kendini bütünüyle Allah'a vermeyen, bugün modern psikoloji bunu veyahut da işte parapsikoloji transpozisyon diyor. Yani kendinden geçercesine. Hazreti Mevlana bunu semada gerçekleştirir. Tam trans halidir.
Yunus da diyor ki, bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Elin yüzün yumak, tam halk Türkçesi. Bakın, bir kez gönül, 2 değil, 3 değil, 10 değil. Bugün değil mi? İşte kadına şiddet uygulanıyor, insana şiddet uygulanıyor, hayvana şiddet uygulanıyor, tabiat tahrip ediliyor, çevre tahrip ediliyor. Bugün ne güzel bahar çiçekleri açmış, dalını koparmış, vazosuna koymuş. Ne oluyor? Şahsi egosunu tatmin ediyor. Bırakın o dalında kalsın. Akif'in güzel bir sözü vardır. Bir gül dalında durduğu müddetçe tazedir. Bir gül çelenge düştüğü gün cenazedir. Ne güzel bir tevriyeli söyleyiştir bu. E şimdi bir kez gönül yıkmayın diyor. Gönül yıkmayın. Gönül yıkmayın. Okuldum, gönül yıktıktan sonra yatıp kalkmaktır namaz kılmak. Hazreti Mevlana da tavuğun yerden yem yemesidir. Tavuk da inir kalkar diyor. Dolayısıyla insanın her şeyden önce, Mevlana da öyle der, kalıbınızla değil, kalbinizle ibadet edin. Mübarek Ramazan ayındayız. Ağızlar oruçlu, kilitli, gayet güzel ama ağızda 80 yalan söyleniyor. İftiralar atılıyor. Allah korusun. Dedikodular ediliyor. Mevlana da onlara diyor ki bunlar sadece perhize girmiştir. Günümüzde diyetisyenlerin diyetlerini uygulamaktadırlar. İşte Yunus bunun için hiç gönül mü yey, Kabe mi yey deyin bana. Kabe, gönül yey dürür. Çünkü dost durağı diyor. Gönül mü üstündür, Kabe mi? Şimdi bize böyle bir soru sorsalar dururuz. Kabe, Beytullah. Yunus diyor ki gönül Kabe'den üstündür. Neden? Çünkü gönül Hakk'ın, dostun durağıdır. Dostun kendisinin olduğu yerde, o öyle bir yer varken, onu temsil eden bir yer birinci planda olur mu? Olmaz. 15. yüzyılda Eşrefoğlu Rumi, Yunus yolunda şunu diyor. Değme bir derviş hakire, hor görüp hor bakma kim, gönlünün her güşesinde sırrı Rahman gizlidir. Sakın kimseye üstü başı yırtık, fakir, yoksul diye tepeden bakmayın. Hor görmeyin, bilemezsiniz. Bilemezsiniz. Tıpkı Yunus yolunda, belki diyor Eşrefoğlu Rumi, onun kalbinin, gönlünün her köşesinde Allah'ın bir yüce sırrı gizlidir. Bu anlayışları işte veren, divan edebiyatı sanılmasın ki divan şiir geleneği içindedir. Hayır efendim, Naili'yi, Şeyh Galibi, efendime söyleyeyim, Fuzuli'yi besleyen ana kaynaklardan birisi de Yunus Emre'dir. Yunus Emre'nin ruhu, o divanları inceleyiniz, bütünüyle orada gülümser. Bende Mecnun'dan Füzun aşıklık istidadı var. Aşık-ı sadık menem, Mecnun'un ancak adı var diyor Yunus. Gerçek aşık benim diyor. Mecnun ise tanınmış, şöhret bulmuş bir adı var. Kaynak Yunus Emre. Dolayısıyla o tarz son derece önemli. Ölüm karşısında ne diyor? Ölümden ne korkarsın? Korkma, ebedi varsın. Tam bir halk söyleyişi. Mevlana bunu alıyor. Ne diyor? Ölüm şeb-i arustur. Vuslat gecesidir. Gerdek gecesidir. Sevgiliye kavuşma gecesidir. Yunus, ölümden ne korkarsın? Korkma, ebedi varsın. Ruhun ölmezliğinin ifadesi. Ama ondaki derin Türkçe sevgisi gerçekten zor. Bize zaman zaman gelmiştir bazı arkadaşlar. Efendim işte biz Yunus yolunda yazmak istiyoruz. Vallahi işiniz zor derim. Niye? Sadece sıradan günlük konuşma diliyle şiir yazmak, Yunus yolunda yazmak değil. Gönül fenomeni var mı? Bu çok önemli. Aşk var mı? Sevgi var mı? Onun için önce dilinizi sevin.
dilimizi severim. Evet, bu dolayısıyla o Türkçe sevgisi en anlamlı ifadesini buluyor. Rahmetli Niyaz Sami Banarlı hocam, ben bir gün sordum, dedim Yahya Kemal Enstitüsü'nü Fuat Köprülü hoca ile birlikte kurmuşlardı. Fuat Köprülü'nün vefatından sonra efendim hoca Yahya Kemal Enstitüsü müdürü olarak uzun yıllar hizmet verdi. Dedim hocam sizce edebiyat tarihçisi tabii Yunus'un dilinin sırrı nerede? Türk Müslümanlığını gönülden söyleyişlerle ifade kudretinde gizlidir. Çok önemli. Türk Müslümanlığı. Türkçeyi gönülden söylemek. Sevgiyle söylemek. Bakın bu açıdan incelediğiniz zaman gerçekten dünyanın dört bir tarafında elbette Müslüman insanlar vardır. Türk Müslümanlığında samimiyet vardır. Safiyet vardır. Olanı olduğu gibi görme ve gösterme var. Bir gün Molla Kasım diye bir molla Yunus'un karşısına çıkar. Nedir der ya Yunus? Nedir derviş Yunus? Düşmüşsün yollara. Gönül diyorsun, aşk diyorsun. Kılarsın namazını, tutarsın orucunu. Yunus der sonra ne olacak? Sonra cennete gidersin. Kitap ortada. Hadisler ortada. Yunus diyor ki o işi gönülden yapmadığınız takdirde kemale eremezsiniz. Akşam eve geliyor, bir gazel yazıyor. Şiirin sonu şöyle biter. Gel ey Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni de sigaya çeker bir Molla Kasım gelir. Bu dini şekilden ibaret görmemektir. Bir manadır. Sadece bir ritüel değil. Doğrudan doğruya inanç sistematiği içerisinde gönülden söyleyişler, gönülden dile getirişlerdir. İşte onun için Yunus'un Türkçe sevgisi ile dile getirdiği şiirleri kolektif şuur dediğimiz bugün milli birliğin, milli tesanüdün, milli dayanışmanın özünü oluşturmuştur. Yani biz durduk yerde beylikler dönemini, Selçukileri, Selçukluları, arkadan Osmanlıları, Osmanlı Devleti 700 yıl yaşadıysa bunun altında yatan gerçek arkadaşlarımızın, diğer katılımcı arkadaşlarımın da ifade ettikleri gibi ta Hoca Ahmet Yesevi'lerden günümüze gelinceye kadar insanları aynı sevgi potasında eritebilmenin esrarlı hüviyeti, kimliği yatmaktadır. Onun için kısaca ne diyor? Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Şundaki fikir yoğunluğuna bakın. Sokrates'te, Aristo'da, Eflatun'da, Spinoza'da, Descartes'te bulamazsınız bunu. Yani sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz. Biz edebiyatta sehl-i mümteni deriz. Yani söylenişi çok kolaymış gibi gelir ama belli bir bilgiye, belli bir bilgi birikimine ihtiyaç vardır. Mehmet Akif de Safahat'ında Yunus'tan çok faydalanmıştır. Onun söyleyiş gücünden faydalanmıştır. Dediler Seyfi Baba hastalanmış yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bilmem, oğlu geldi haber verdi. Bu aruz vecnidir biliyor musunuz? Dediler Seyfi Baba hastalanmış yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Feylatım feylatım. Ama bu söyleyiş gücünü Akif Dede, dil sevgisini ecdattan aldık. Yunus'un onlar üzerinde o kadar efendim tesiri var. Onun için edebiyat tarihimizde kesin sayıyı tespit edemiyoruz. 30'a yakın Yunus ismiyle onun yolunda şiir yazan şairimiz var. Yunus Emre'm diyor, Emre Yunus diyor, Koca Yunus diyor, Yunus diyor vesaire. Bu bizim gerçek anlamda Yunus'la ilgili değil. Nasıl ayırıyoruz? 13. yüzyıl Eski Anadolu Türkçesi dil özellikleriyle. Değerli başkanımız Ali Şeydan Bey'in araştırma sahasına, çalışma sahasına giriyor. Netice itibariyle Yunus Emre'yi bu şekilde düşünüyoruz. O yaptığı işin farkında. Bakın bu çok önemli. Cümle şair dost bahçesi bülbülü diyor. Bütün şairleri dost bahçesinin, yani Cenab-ı Hakk'ın, Allah'ın gül bahçesinin bülbülü olarak görüyor. Neden? Çünkü diyor gerçek anlamda gönül yüklü şairler, Türkçeyi seven,
Türkçeyi büyük bir saygıyla kullanan insanlar gerçek dostun bahçesinin bülbülüdür. Evet. Eyvallah. Değerli hocam. Çok yani müdahale etsem mi etmesem mi diye gerçekten şey yaptım ama. Hissettim. Evet, hocam çok teşekkür ederim.